söyle değil mi? Söyle ya. Yani ben böyle bir hata yaptım Esin. Böyle oldu der, böyleyken böyle der. Ben de bilirim bu iş bu kadar büyümez değil mi? Ya ben de diyorum ki biz neden evlenemiyoruz Şevkat'le? Memur ne kadar güzel söyledi. Şevkat Bey siz evlisiniz. Sanem şu kedi kumunu alsana. Senin kedin yok ki Esin. Belki olacak kızla. En kötü sokaktaki kedilere veririm. Kumdan kale yaparlar. Şu mamayı da. Bu sefer gerçekten çok üzülmüş ve kızmış. Bu ne biliyor musun? Bu depresyon kalkanlarını kullanma şekli. Alışveriş yapmak. Bırak ne istiyorsa saçma sapan alsın. Alsın. Yani rezillik. Yemin ediyorum rezillik. Bir de biz pişkin pişkin nikah günü almaya gidiyoruz ya. Bebek bezi mi? Bebek bezi. Ya aynı durumda ben olsam, o gözlerini belerte belerte hiç düşünmüyor musun Şevkat? Hiç şöyle böyle olacağı aklına gelmiyor mu Şevkat dersin değil mi? Sanki kendin çok düşünüyorsun ya. Şimdi bu durumun ne farkı var bundan? Ne farkı var bu durumun bundan? Ama yok. Yok. Kızım biraz düşünsene. Biraz düşün. Belli ki bu adamın da bir şeyden haberi yok ya. Şevkat yaptı ya, kesin suçludur. Şevkat yaptı ya, kesin kabahatlidir. Zaten Şevkat varsa işin içinde, kesin suçludur, kesin kabahatlidir. Şevkat. He. Tampon tamam. Hediyesi 150 lira. Şu kırdığın camı da yapacak olursak 250 de onun için alın. Tamam, olur. Olur, tamam bunu da yapak. Tamam, sağ olasın. Eyvallah. Ah Esin ah. Beni düşürdün hale bak iyice psikopata bağladım ya. En sonunda böyle Fred Çakmaktaş gibi ayaklarımı labada labada vura vura geleceğim eve göreceksin rahatlayacaksın sen de. Ben o zaman bunu iyice dağıtıyorum usta. Madem değiştiriyoruz ya ama bütün hıncımı çıkartayım madem. Araba benim değil mi Nasta? Kır gitsin. Kır gitsin zaten yenisini takacaksın. Kır gitsin bari öfkemi çıkarayım. Hiç boşa gitmesin. Hata bende ama. Hatanın büyüğünü ben yaptım. Yani bir insan bu kadar uzun süre neden oyalanabilir ki? Yani benim fark etmem lazımdı. Benim böyle bu kadar büyük bir saçmalık olduğunu anlamam gerekirdi. Bu açık pembe bayağı yakıştı bana değil mi? Ay, yok ya. Hiç olmadı pembe. Bence de bayağı yakıştı bu bana ya. Ya da şey mi yapsak ya böyle yarısını mavi, yarısını mor böyle degrade geçişli falan bir renk. Onlar çok moda bu sene. Ha? Aa. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak bu kırmızı da açtı beni. Ha? Ne diyorsunuz? Yok canım ya. Pek güzel olmadı ya. Bence de çok yakıştı. Hem muhtemelen Şevkat de nefret eder bundan. O ne öyle horoz ibiği gibi olmuşlar. Tamam tamam. Kırmızı yapıyoruz. Serkan, baksana be. Saçlarımı kırmızı yapıyoruz. Emin misin Esin? Yani tam olarak değilim ya. Ay neyse ki aklını tamamıyla yitirmemiş, hala sağduyulu bir yanı var. Şundan emin değilim tam olarak. Yani hem sarı hem kırmızı mı yapsak? Yani işte mesela yarısını sarı, yarısını kırmızı. Ya da böyle parça parça. İşte bir parça sarı, bir parça kırmızı, bir parça sarı, bir parça kırmızı. Hem Galatasaray'ın parçalı forması gibi olur. Şevkat kesin nefret eder. Tamam, hadi başlayalım. Ya bir dakika, bir dakika. Esin'cim, yani acele etmesen mi? Biraz düşünsen. Evet canım benim. Zaten sen biliyorsun. Sarı seni solgun, kırmızı şişman gösteriyor. Soluk bir şişko olmak istemezsin herhalde değil mi? İsteyebilirim. Ne? Keratin bakımı mı yapsak böyle, keratin yüklesek? Heh, evet, bence de böyle canlı canlı parıl parıl, ha? Evet, evet, başlayalım. Kestirsin miydim ya? Kısacık mı kestirsem? Yok, önce bakım yapalım, sonra düşünelim. Sakın, 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 hayır. Ya tamam, şimdi aramızda bazı farklılıklar var, kabul. Yani
çoğu konuda anlaşamadığımız da doğru. Ya ama ben bu kızı seviyorum kardeşim. Seviyorum yani, ötesi yok ki bunun. Ya Esin'in anlamadığı şey bu. Anlasa bu kadar kolay kestirip atmaz yani mevzuyu. Değil mi? Hay ben senin gagana öpeyim yavrum benim ya. Ben de aynen öyle dedim biliyor musun? Ya kızım dedim. Ben dedim salak mıyım dedim. Bırak oğlum bırak. Bırak boş ver ya. Bırak giden gider. Gidene bay bay. Hiç bakma arkasında. Kadın millet işte işine gelmedi mi gidiyor abi. Ha işte ben de Esin'e öyle dedim. Kızım dedim ben salak mıyım ya dedim. Ben dedim evli olduğumu bilsem gün almaya dedim seninle beraber gider miyim dedim. Tek başıma giderim. Ondan sonra ya derim gün kalmamış derim. En yakın tarih derim 2020 diyorlar derim. Böyle şey yaparım ama yok. İlla o kendi tarafından bakacak ya mevzuya. Ey yavrum. Ama senin keyfin yerinde ha. Ama kaçı. Vallahi billahi. Değil mi? Kümeste bir sürü tavuk gün alma derdi yok. Ne zaman evleneceğiz, ne zaman nikah yapacağız derdi yok. Ha? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Ne kafa sallıyorsun? Yalan mı? Yalan mı? Öyle mi? Öyle mi? Allah senden razı olsun. Vallahi bak şu moral bozukluğunda bile nasıl moralimi düzelttin ha. Aslan oğlum benim. Yok Şevkat öyle, yok Şevkat böyle. Yani ben Şevkat'ım, şefkatliğinden. Onun da bir insan olduğunu unutmuşum. Daha doğrusu onun da bir erkek olduğunu unutmuşum. Hayır, evli çıkmak nedir ya? Allah aşkına evli çıkmak nedir? Bu arada framboğaz cheesecake uçuyor. Söyleyeyim mi? Esin, ya boğularak öleceksin ya da şeker komasından gideceksin. Biraz yavaş. Hiçbir şey olmaz. Tatlı bu ya. Ayrıca benim çektiğim acılardan sonra bu tatlı onu anca dengeler. Bu da ikinci round. Yani sığındığı liman, tatlı krizi. Pardon. Bakar mısınız? Buyurun. Sütlaç var mı? Var efendim. Kazandibi var mı? Var efendim. Al işte. Hangisi? Sütlaç mı, kazandibi mi? Tamam. Kazandibi. 3 porsiyon kazandibi rica edeceğim. Peki efendim. Bize de tatlı söyledi ama yani ben onu yersem mahvolurum. Kızım, size söylemedim kazandibi ama ister miydiniz? Neyse isterseniz söylersiniz artık. Çikolata biraz baymaya başladı da artık ağır geldi. Sütlü tatlıya devam edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.